Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la iftar saati başladı. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Hocam 10. gün çok çabuk geçiyor zaman. Rabbimize hamd ederiz. Ramazan-ı Şerif başladı, onuna geldik. Ya, başı rahmet. Ortası mağfiret, evet. Sonu da cehennemden kurtuluş. Artık mağfiret günlerine doğru. Öyle oldu evet. Evet ilerleyeceğiz. Mevla istifade eden kullarından eylesin inşallah. Amin, amin. Evet sevgili izleyenler programımıza katkılarınızı bekliyoruz. Bize hem telefonlarla soru yöneltebilirsiniz, hocamıza soru sorabilirsiniz. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Instagram'dan da yazılı mesajlarınız zaten gelmeye başladı. Ben buradan görüyorum. Yine inşallah bereketli, istifadesi ziyade bir program olur. Çok önemli konular var hocamızın sohbetini dinleyeceğiz. Kısaca hatırlatmak isterim. Yine Kur'an-ı Kerim'de hayatı anlatılan peygamberlerden birisi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyor hocamız. İlerleyen bölümlerde inşallah o sohbeti dinleyeceğiz. Bugün yine kutsal topraklarda hocamızın sohbeti var. Nerede peki? Medine'de Mescid-i Zırh, Zırh Mescidi'nde sohbeti var. Ki Efendimiz burada Uhud Savaşı'na giderken konaklamış, ikindi namazını kılmış, akşam namazını kılmış, yatsı namazını kılmış ve savaş için zırhını orada kuşanmış, giymiş. Bundan dolayı da o mescidin adı Zırh Mescidi olmuş. İşte tam da orada Medine'de hocamızın sohbeti var. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Yine menkıbemiz var. Günah hastalığının ilacı nedir başlıklı. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Muhterem hocam müsaade buyursanız telefonla başlayalım. Tabii İzleyicimizin efendim. Sorusu var. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar Musa Bey. Bursa selam ediyoruz. Buyurun. Ben Musa Kaya. Buyurun. Hocama bir sorumuz vardı. Ben yurt dışına çeşmeye yapılıyordu yani bu kuyu kazılıyordu. Yurt dışında çeşme mi yaptırmak istiyorsunuz? Evet. Kuyu kazıyorlar yani onu su alıyorlar ya. Evet. Oraya bir miktar para gönderdim. Bu göndermiş olduğum para zekat yerine geçiyor. Bu hocamdan bunu öğrenmek istiyordum. Çeşme yapımı için yurt dışında para gönderdiniz. Acaba evet. Ben bunu zekatıma sayabilir miyim diye soruyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Efendim zekat farz olan bir ibadettir. Kardeşimizin Afrika'ya gönderdiği bu para su kuyusu için göndermiştir. O da temlik yoktur. Yani zekatta temlik şartı vardır. Yani fakire vereceğiz. Fakir o paranın sahibi olacak. Şimdi su kuyusu açılıyor Afrika'da. Gerçekten de iyi bir hayırdır ama zekat olması mümkün değildir. Niye? Birisine verip de bu senin olsun diyemiyoruz biz doğru, değil mi? Doğru. Yani kamu oranın sahibi kamu oluyor. Evet. Yani bir ferdi sahiplenmesi mümkün değil. O halde güzel bir hayırdır ama zekat değildir. Evet. Mevla o hayrınızı kabul buyursun ama evet. Zekat yerine sayılmaz diyor hocamız. Zekat doğru. için ayrıca ihtiyaç sahiplerine vermeniz icap eder. Zekatla ilgili çok soru geliyor. Demek ki sizin merak ettiğiniz konulardan birisi. Bugün biraz daha fazla belki yer vermeye çalışacağız. Zekatla ilgili sorularınız varsa WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz sevgili izleyenler. Bugün yine 3 izleyicimize Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Ramazan ayı boyunca her gün 3 farklı şehre Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bakalım bugünkü şehirler, iller hangileri az sonra göreceğiz. Öncesinde bir video sorumuz daha var. Görelim. Hap kullanıyorum. 7-8 tane hap kullanıyorum. Orucumu tutamıyorum. Saatince içiyorum hapları. Orucumu o yüzden tutamıyorum. Devamlı da şey oluyorum, şüphede kalıyorum. Namazımı da o yüzden kılamıyorum. Bunun bir şeyi var mı? Yani orucu tutamadı diyelim, gücü yetmiyor, sağlığı el vermiyor. Ama namazı niye kılmayalım? Yani illa namazı kılacağız. Namazı kılmamak için ya canı çıkmış olacak, ya aklı çıkmış olacak, ya da yaşı işte buluğ çağından, ergenlik çağından aşağıya düşecek. Yani bunlar olmadıkça namaz kılmamaya cevaz yoktur. Namazdan kaçış yok hocam değil namazdan mi? Kaçış yok. Bu 3 şart ya, haricinde. Rabbimiz da bakın ayetinde o müminler ki namazlarını
efendim alavereleri Allah'ı zikirden, namaz kılmadan alıkoyamaz. Niçin? يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارِ Gözlerin, gönüllerin dehşet ve şiddetle yerinden oynayacağı günden korkarlar. Yani namaza Allah'ın değil bizim ihtiyacımız var. Sevgili Peygamberimiz gözümün nurudur diyor. Allah Allah. Allah Allah. Müminin miracıdır. Yani namaz kılmıyorum. Şöyle de düşünmek lazım. Acaba Rabbim beni huzuruna mı kabul etmiyor? Allah korusun. Ya, Allah korusun. Niye Rabbim beni huzuruna mı kabul etmiyor? Bunu düşünmeli. Namaz kılmıyorum. Nefse uyuyorum. Şeytana uyuyorum. Ama bunu düşünmeli. Acaba Rabbim beni huzuruna mı kabul etmiyor? Diye kaygılanmalı. O halde namaz sağlığım müsait değil, oruç tutamıyorum. Namaz kılarken de ayakta dur, ayakta durma, oturarak kıl. Değil mi ki canın üzerinde, öyleyse kılacaksın. Evet, illa namaz, illa namaz. Evet. Hocam ilk sorgu sual ilk namazdan mı olacak? Sanki öyle denir. Ahiret günde, hesap gününde, doğrudur, mahşerde. Doğrudur, yani hadis-i şeriflerde de böyle bir rivayet vardır. Yani ilk sual namazdan. Namaz. Peki. Devam edelim. Instagram'dan da sorular geliyor. İşte onlardan birisi izleyicimiz şöyle soruyor. Kadir Bey, Muhsin Bey hocama bir sorum olacak. Ben bugün muayene için hastaneye gittim. Hastanede yoğunluk ve sağa sola koşturmaktan orucu unutup birkaç lokma bir şeyler yedim. Sonra hatırlayınca hemen yemeği bırakıp ağzımı çalkaladım. Orucum bozuldu mu? Orucu bozulmadı. Değil mi ki unutarak yemekle, içmekle oruç bozulmaz. Peki hocam, diyelim ki birisinin oruç olduğunu biliyoruz ve onun unutarak bir şeyler yediğini, içtiğini de görüyoruz. Uyaralım mı, yemeye içmeye devam etsin mi? Kitaplarımızda deniliyor ki, eğer zayıf birisi ise söyleme. Yok, baba yiğit yapılı birisi ise. Böyle baba yiğitse söyleyeceğiz. Sen oruçsun, söyle. Unuttun diyeceğiz. Tabii. Peki, devam edelim. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı Ramazanlar hocam. Ben bir soru soracağım. Benim annem hasta. Yani oruç tutamıyor. Ben onun yerine oruç tutabilir miyim? Yani bir kabul olur mu? Evet, annesi yerine. Allah'ın rızası var mı böyle bir şeye? Böyle yok. İyi akşamlar onu, hocam. Teşekkür ederim. Yani başkası yerine namazını kılalım. Başkası yerine orucunu tutalım. Yok, böyle bir şey yok. Ama evladı olarak gücü yetiyorsa annesinin tutamadığı oruçların fidyesini vermeli. Evet. Ama onun adına oruç tutamaz. Ama onun adına oruç tutamaz. Bir diğer soru Muzaffer Bey yazıyor. Hocam Yozgat Sorgun'dan yazıyorum. Kayınvalidem 83 yaşında, okuma yazması olmadığı halde 100 bin tevhid, 36 bin ihlas, 100 bin Yasin okudu. Hatim yerine geçer diyorlar. Bu konu hakkında bize bilgi verir misiniz? Efendim tabii hatmin sevabı ayrı. Hanımefendinin yaptığı bu zikirlerin de sevabı ayrı. Yani o ayrı güzel, bu ayrı güzel. Yani yani hatmin sevabı ayrı, bu zikirlerin sevabı ayrı. Buna da hatim demeye imkan yok. Hatim nedir? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okuma. Bunun adı hatimdir. Onun sevabı ayrı. Ama bu yaptıkları da boş değil, elbette çok değerli şeylerdir. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'ı çok çok anın ki mutluluğa erebilesiniz. Rabbimiz böyle buyuruyor. Bunun sevabı da ayrı. Bilmem terazideki ağırlıkları ne olur, onu Rabbim bilir. Yani 83 yaşında teyzemiz okuma yazma bilmediği için bunu yapıyor elbette. Bilse elbette okuyacak. Ya. Ama onu da bu işten soğutmamak lazım değil mi hocam? Ya, Mevla kabul buyursun. Elbette. Devam etsin demek lazım herhalde. Elbette devam etsin ya. Ne kadar güzel ya. Daha önce de hocam yine sizden dinlemiş olabilirim. Yaşlı bir teyzemiz var böyle 90'lı yaşlarda. Okuma yazması yok. Kur'an-ı Kerim aşığı. Çok da okumak istiyor. Her satırında parmağını gezdirmiş. Ya. Allah'ım ne güzel buyurdun. Allah'ım sen doğru söyledin. Allah'ım ne güzel buyurdun. Allah'ım sen doğru söyledin. Okuma yazması olmadığı için bu şekilde
Bir devam başkası edermiş. Da İhlas-ı Şerif'i okuyor, ya. Besmele çekiyor. Evet. Evet. Mevla kabul buyursun. Dualarını bekliyoruz teyzemizin. Bir video sorumuz daha var, görelim. Salam hocam. Ben Azerbaycanlanım. Sizi narahat edeceğim. Adım Sevildi. Sizin oruç bayramınız mübarek olsun. Hayırlı uğurlu gelsin. Her bir devlete düşerli olsun. Hocam senden bir soru soracağım. Ben namaz kılmıram, oruç tuturam, zikir eliyirem. Bu nice doğrudur? Evet. Yine aynı hocam. Oruç var ama namaz... Oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Evet. Rabbimiz femen ya'mel miskale zerratin hayran yara. Zerre kadar hayır işleyen onun mükafatını görür. Şer işleyen de karşılığını görür. Yani tuttuğu orucun sevabı ayrı ama kılmadığı namazın da hesabı ayrı. Şu var ki oruç tutan mümine yakışan güzellik namazı da kılmaktır. Evet. Evet. Ama orucunun sevabı ayrı. Öyleyse senin orucun da işe yaramıyor demeye kimsenin gücü yetmez. Fakat oruç tutan bir mümine yakışan güzellik namazı da kılmaktır. İnşallah, inşallah. Evet, video sorularınızı WhatsApp hattımıza bekliyoruz sevgili izleyenler. Hatırlatma, 81 ile 81 Kur'an-ı Kerim'i hediyemiz için inşallah biraz sonra 3 şehir paylaşacağız. Ramazan ayı boyunca her gün 3 farklı şehir paylaşıyoruz. Bugün de 3 şehir ekrana gelecek haritada. Bakalım o iller hangileri olacak, biraz sonra görürüz. Telefonumuz hazır. İzleyicimizin sorusu var hocamıza. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlarınız olsun, hayırlı Ramazanlar. Hemşehriniz Kayseri. Ruhsatan hocama bir kelime söyleyeceğim. Buyurun, buyurun. Biri oradan o şey namaz kılarken oturup oradan kılabilir miyim? Evet. Güzel ağrımıyor mu? Ben yorum bakımdan dedim, yorum bakımdan çıktım. Oradan şey demeyeyim, fazlalı çıkarıp kılıyorum da altına oturup kılıyorum. Bir de şey namazlarım var o. Yani oradan iki tane şey namaz, onları da kılabilir miyim oturup? Oturarak evvabin namazı, yani nafile ibadetlerimi oturarak da yapabilir miyim diye evet. Soruyorsunuz. Tamam. Rahatsızlığınız ne sizin? Bir rahatsızlığım işte yoğun bakımdan çıktım, fazla dilelemiyorum. Kışlarım bacaklarım titriyor. Tamam. Ayakta duramıyorsunuz. Peki hocamıza bir sözü bırakalım. Bir şey daha danışacağım. Buyurun. Kendim aldım, onun şey olur mu? Nasıl? Aman veririm ya. Çoktan aldım. Son sorunuzu ben anlayamadım. Bir kefenimi aldım duruyor dürülü diyeyim. Ha, kefenim... Onun zekatı faizde olur mu diyeyim. Kefenin. Yok, kefenin ne zekat olacak yani. Yani bu eski kültürümüz böyle. Hassasiyet. Hani kefeni diyorsun. Bile hazırlar ki hep kefenim hazır olsun teşekkür diye. Teşekkür ediyoruz. Şimdi belediyeler de veriyor kefen işini, evet. Belediyeler de veriyor. Onun zekatla ilgisi olmaz canım. Evet. Evet. Namazları, farz ibadetler, nafile ibadetler ayakta duramadığı için oturarak efendim, gidiyor. Ya bir kere tamam, nafile ibadetlerde hiç tereddüt yok. Teravih mesela. Teravihi oturduğu yerde kılar. Diğer efendim nafile namazlar hep oturduğu yerde kılabilir. Gücü yetmediği için tabii farz namazları da yine oturduğu yerde kılabilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Video sorumuz varmış. Bakalım izleyicimiz ne sormuş görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Eğer orucumuzu bozarsak 61 gün boyunca oruç tutmak zorunda mıyız? Hayırlı Ramazanlar. Merhaba hocam. Benim adım Eren Zeynep. Hayırlı Ramazanlar. Size bir sorum olacaktır. Bir çocuk bilerek orucunu bozarsa 60 gün boyunca oruç tutması gerekir mi? Teşekkürler. Hocam soruyu şöyle güncelleyeyim o halde ben. Kardeşlerimize selam ediyoruz buradan, sevgiler. Çok güzel sordu ikisi de. Birisi bu yaşlarda orucu bozanların durumu nedir? Diğeri de büyükler orucu bozarlarsa durum nedir? Bu yaşlarda orucu bozmasında böyle bir tekrar kaza edecek, kefaret tutacak onlar söz konusu değil. Evet. Ama büyükler başladığı orucu kasten bozacak olursa bundan dolayı özür dilemeleri gerekir Allah'tan. Nasıl özür dileyecekler? İşte 61 gün
oruç tutarak af dileyecekler, özür dileyecekler. Başladıkları bir orucu kasten bilerek bozdular mı, bunun kefareti böyle. Evet, 60 artı 1 değil mi hocam, 61 gün. Teşekkür ediyoruz. Yine Instagram'dan bir soru var, izleyicimizin sorusu. Sevgi Hanım bu kez soruyor. İyi akşamlar hocam, annem oruç tutuyor. Sahurda değil de hasta falan olursam diye öğlen niyetleniyor. Oruç niyetini ne zamana kadar yapmak gerekir? Annemin öğlen oruca niyetlenmesi doğru mu? Yani hele öğleden sonraya kalmaması lazım. Yani öğleye kadar, yani öğleye yarım saat kala falan, o zamana kadar olabilir. Ama öyle değil. Tutamazsan orucunu açarsın işte, o kadar. Öyle tutamazsa orucunu açar. Hastadır, gücü yetmiyor, orucunu açar. O halde öğlen niyetlenmek uygun. O halde yani niyetlenmeli, vaktinde niyetlenmeli. Yani. Sahurda vaktinde evet, niyetlenmeli. Doğru. Peki, devam edelim. Bir video sorumuz daha var, görelim. Selamünaleyküm hocam, hayırlı aleyküm akşamlar. Benim sorum şu şekilde olacaktı. Sahurumuzu yaptık diyelim. Ama ezan vaktine kadar daha var. Niyetlendikten sonra ezana kadar bir şey yiyip içebilir miyiz hocam? Efendim, Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Oruç ne zaman? İmsak ile iftar arasındaki süre içerisindedir. Yani biz akşamdan diyelim ki niyetlendik, uyuduk, kaldık, uyandık. Ezana çeyrek saat kala su içtik, yedik, içtik. Zararı olur mu? Olmaz. Oruç ne zaman başlıyor? İmsak ile başlıyor, iftarla bitiyor. İmsak işte ülkemizde o saatte ezan okunuyor. İmsak dakikalarında ezan okunuyor. Takvimlerimizde de imsak diye yazar. Oruç o zaman başlıyor. Yeme, içmeyi tutmuş oluyoruz, bırakmış oluyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var. Görelim izleyicimiz ne sormuş. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Mevlana Diyarı Konya'dan selamlarımı gönderiyorum. Benim sorum şöyle. İnsülin kullanmak, şeker hastası için insülin kullanmak orucu bozar mı? Şimdiden teşekkürler, iyi yayınlar. Şeker hastasının oruçluyken insülin kullanması orucuna zarar vermez. Evet. Bir başka soru, Instagram'dan bu kez, isminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. Diyor ki, eşim namaz kılmıyor, cuma namazına gitmiyor. Dayanamıyorum diye oruç da tutmuyor. Ben bir şey deyince de dinde zorlama olmaz diyor. Çok iyi bir eş, çok iyi bir baba. Çok dua ediyorum ama iman ve ibadet eksikliği gitmiyor. Eşim için ben daha ne yapabilirim? Yani bak, bazı güzel huyları var ama o güzel huyları değersiz hale getiren tavırları da var. Yani cumaya gitme, namaz kılma, oruç tutma. Hanımı da bir şey söyleyince, İslam'da zorlama yoktur. Ne zorlama yok, o bir başkasına, gayrimüslime, Müslüman ol gavur diye zorlama yok. O yok. Sen güya Müslüman oğlu Müslümansın. Hanımefendi ne güzel seni uyarıyor. Yani ona teşekkür etmek icap eder. Hatta olumlu tavır sergilemek icap eder. Ya ne güzel hanımefendi, hayat arkadaşım beni de uyarıyor. Yani öyleyse ben şu gaflete, şu şeytana, nefse uyumayı bırakmalıyım. Aklımı başıma almalıyım demesi icap eder. Yani şu oruç tutmak yok, namaz yok. Efendim, cumaya dahi gitme yok. Evet. Ondan sonra da bir şey söyleyince dinde zorlama yok. Sen beni zorlama. Çok yanlış. Bu tavırlar çok yanlış. Biraz önce hanımefendinin saydığı o güzel huylar var ya, onları da sıfıra müncer eden kötü bir davranıştır bunlar ya. Evet. Hanımefendi üzerine düşeni yapıyor. Doğru. Bundan sonra vebali olmaz herhalde değil mi hocam? Hayır, eşiyle alakalı bir vebali değil. Sorumluluğu yok. Hanımefendi, vel müminune vel müminatü ba'duhum evliya, o bazı mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin yarıdır, yardımcısıdır. Hakkı hayrı söylerler. Hani bakın sevgili peygamberimiz camiye giderken ya Fatıma, Hazreti Fatıma'yı uyarıyor.
Rabbimiz ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. Ey peygamber, aileni namazla emret, sen de devam et. Aileni namazla emret. Emret. Peygamber kızına, peygamber kızı olduğuna güvenme. Rabbim izin vermezse benden sana fayda yok Fatıma. Allah Allah. Ya Abbas, ya amme Muhammed, peygamber amcası Abbas, kalk Rabbini tazim et. Rabbim izin vermezse benden sana fayda yok. Başının çaresine bak. Peygamber böyle söylüyor en yakınlarına. Evet. Allah razı olsun hocam. Gaziantep'ten izliyoruz. Hocamıza selamlarımızı iletin. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Estağfurullah. İyi ki varsınız. Ramazanım sizlerle şenleniyor. Çok bilmediğimiz konuları öğreniyoruz demiş izleyicimiz. Biz de selam edelim. Uşak'tan aynı şekilde selam ediyorlar. Biz de selam ediyoruz. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Merhaba hocam. Ben görme engelliyim. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Bizim sevaplarımız görenlerle aynı mı oluyor? Yoksa bize daha farklı sevaplar mı yazılıyor? Evet. Çocuk mu? Evet, görme engelli kardeşimiz. Görme engellisi kardeşimiz. Rabbimiz buyuruyor ki, ben kulumun iki sevgilisini alırım, o da ona sabrederse ona vereceğim şey cennettir. İki sevgilisine, işte iki gözü, iki gözünü aldım, o da ona sabretti, ona vereceğim şey cennettir. İnnemâ yüffessâbirûne ecrahum bi gayri hisâb. Sabredenlere verilecek mükafat hudutsuzdur. Yani Rabbim böyle münasip görmüş, kötü şeyleri görmeyeyim diye bana bu şekilde Rabbim yarattı diye düşünmek ne güzel teselli yoludur. Bir de böyle bir müjde var yani. Evet. Böyle bir müjde. Onun da sorusu zaten bizim tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, hani sevaplarımız daha fazla olur mu diye soruyor. Elbette olur. Elbette olur. Evet. Kardeşimize buradan selam ediyoruz. Efeler Diyarı Aydın'dan sonsuz selamlar. Sayın Muhterem Hocam, Muhsin Bey kardeşim, iftar saatinde verdiğiniz çok güzel ve değerli bilgiler için hocamıza sonsuz teşekkür ediyoruz demişler. Selam bekliyorlar. Aydın'a da selam ediyoruz. Bir telefonumuz var bu arada. Az sonra Kur'an-ı Kerim hediyelerimiz için 3 şehri ekrana getireceğiz, haritada göreceğiz. Ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Buyurun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun hocam, duyuyor sizi. Benim sorum Sıla-i Rahim'le ilgili. Hocamız eğer sohbetlerinde Sıla-i Rahim'in önemini çok güzel söylüyor. Ben bir şey daha şey yaptım hocama. Buyurun. Bununla ilgili. Buyurun. Benim babam 9 ay önce vefat etti. Evet. Mevla rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bizim akrabalarımız, yani birinin ilerice amcamızın çocukları 4. güne düğün yaptılar. Babamın vefatından 4. günü düğün yaptılar. Ve biz de akrabalarımızla, hani düğüne gitmediğimiz için bizimle ilişkiyi kestiler. Akrabalık bağlarını koparttılar. Allah Allah. Yani burada bunun günahı bize mi, kendilere mi? Evet. Bununla ilgili hocama. Peki hocam, mümkünse. Sizi duydu. Ben sadece doğru mu anladık diye tekrar edeceğim. Babanız vefat ettikten 3-4 gün sonra akrabalarınız düğün yaptı. Siz tabii ki cenazeniz var, düğüne gitmediniz. Siz düğüne gelmediniz diye o akrabalar ilişkiyi kestiler, kopardılar bağları. Evet. Peki hocamıza sözü bırakalım. Bu konuda ne yapmak lazım? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Yani babaları vefat etmiş. Kederlidirler. Gelmemelerini mazur görmeleri gerekmez miydi? Bundan dolayı ilişkiyi kesmek, sıle-i rahmi kaldırmak olur mu? Sevgili Peygamberimiz bir Müslüman diğerine bir yıl küstürse onun kanını dökmüş gibidir. Böyle buyuruyor. 3 günden fazla da bir Müslüman diğerine küstüramaz. 2 küsturan kişiden önce hangisi elini uzatırsa Allah'ın lütfuna o erer. Gelin, geldin, gelmedin, bunları bırakalım da gelin kucaklaşalım. Yani bayramın gölgesi, Kadir Gecesi'nin gölgesi üzerimize düştü.
Ramazan Allah'ın ne büyük bir fırsatıdır, imkanıdır. Bunu bahane ederek, bunu vesile ederek, yanlış ettik arkadaş ya diyerek yani bu kırgınlığı, bu dargınlığı bırakmalıyız. Allah'ın yardımı, Allah'ın bereketi sevgi üzerinedir, ziyaretleşmeyedir, hediyeleşmeyedir. Yoksa kırgın durmaya, dargın olmaya, küs durmaya değildir. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var, görelim. Evet, sorumuzu... Selamun aleyküm hocam. Ben Türkmenistanlıyım. İsmim Roza. Hocam size bir sorum olacaktı. Bize Türkmenistan'da herhangi yakınımızı vefat ettiği zaman 40 gün yas tutuyorlar. Saç yıkatmıyorlar 40 güne kadar. Başımıza bir sene başörtüsü takıyorlar. Bir sene yas tutuyorlar hocam. Bu doğru mu hocam? Evet, izleyicimiz diyor ki bizde bir yakınımız vefat ettiği zaman Türkmenistan'da evet. 40 gün boyunca saç yıkamıyorlar. Böyle bir gelenekleri var demek ki. Bir sene boyunca da başımızı örtüyoruz diyor. Ve bir sene yas tutuyoruz diyor. Yani bu doğru mu? Dini bir dayanağı var mı bu durumun? Bu İslam'a göre doğru değil. Bir yakın vefat ettiğinde sadece 3 gün yas tutulur. Ondan sonra hayat normale dönmesi gerekir. Taziye sünnettir. Taziye ne demek? Sabrı kolaylaştıracak söz ve eylemlerdir. Yani 3 günden sonra başın sağ olsun filan demenin de yeri yoktur. Artık hayat normale dönmüş olmalıdır. Sadece çok uzaktaysa, o kişinin taziyede bulunmasına dinimiz cevaz verir. Yani hele kardeşimizin anlattığı gibi 40 gün boyunca başımızı yıkamayalım. Yok. İslam ile bu işin alakası yok. Bu hurafedir, bu yanlıştır. Ve bir yıl boyunca da efendim kıyafet değişikliği filan bunlar da hiç caiz değildir. Peki ne kadar dinimizde yas ne kadar? 3 gündür. Sadece eşi vefat eden hanım için 4 ay 10 gündür. 4 ay 10 gün nasıl o yas tutacak? İşte böyle albenili kıyafetler olmayacak, dikkat çekici makyajlar olmayacak. İşte evet. O kadar. Evet. Yani onun dışındaki bütün yakınları en fazla 3 gün. Demek ki bu izleyicimizin anlattığı İslami değil, dini değil. Orada bir gelenek. Böyle bir gelenek gelmiş. Ama bu da hurafedir. Evet. İslam ile bir ilgisi yoktur. Yoktur. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan bir izleyicimizin sorusu var. Yurt dışında. İyi akşamlar. Ben yurt dışında yaşıyorum. Burada Müslüman yok denecek kadar az. Acaba zekatımı gayrimüslim olan ihtiyaç sahibi insanlara verebilir miyim? Gayrimüslimlere fitre ya da zekat verilir mi? Gayrimüslimlere sadaka verebiliriz. Kurban eti verebiliriz. Komşumuzdur. Aşure diye bir mesela böyle bir geleneğimiz var. Çorba ikram edebiliriz. Başka ikramları yaparız da fitre veremeyiz, zekat veremeyiz. O fakirin hakkıdır. Müslüman fakirin hakkıdır o. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz. İşte onlardan birisi. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Benim size sorum hocam, kızımın ismini Selcan Altun, oğlumun ismini Ramazan Asaf koyduk. Sizce de dinen uygun mudur? Teşekkürler hocam. Evet, isim sorusu var. Selcan Altun, diğeri de Ramazan Asaf. İkisi de 2 isimli. Yani Müslüman ismidir. İkisi de uygun bence. Bir Ramazan yok. Asaf. Selcan Altun, Ramazan Asaf. Asaf, Ramazan'ı herkes bilir de. Asaf nedir? Süleyman Peygamber'in vezirinin adıdır. Öyle mi hocam? Öyle efendim. Hazreti yani. Süleyman'ın doğru. Vezirinin adı Asaf. Asaf. Öyle evet, efendim. Onu öğrenmiş olduk, bilmiyorduk. Güzel isim diyor hocam. 2 isim de güzel, mübarek olsun. İsimleriyle müsemma olsunlar inşallah diyelim. Devam edelim. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamun aleyküm hocam. Amasya'dan Hasan ben. Babam felçli 9 aydır. Ben bakıyorum. Şu anda bizi de tanımıyor zaten, ne beni ne evlatlarını ne annemi tanımıyor. Babamın oruç fitresini vermek caiz mi?
fidye diyecek. Fidye, fitresini verirler versinler de fitresini, ama fidyesini vermekle mükellef değiller. Neden hocam? Neden? Çünkü şuuru yerinde değil. Bakın evlatlarını tanımıyor. Kimseyi tanımıyor. Yani şuuru yerinde değil. Yani oruç tutmakla mükellef değil. Oruç tutmakla mükellef olmadığı için fidyesini vermek de gerekmez. Evet, çocuklara da evet vermemeli bu durumda. Ama bir değil mi ki Müslümandır? Canı üstünde olarak da bayrama ulaşınca fitresini vermek gerekir. Bir şükür olarak evet fitresini versin. Mustafa Bey soruyor Instagram'dan. Hayırlı Ramazanlar. Çocuklarımız için altın aldık. Kenara koyduk. Evlenecekleri zaman takacağız. Çocuklarımın evlilikleri için aldığımız bu altınların zekatlarını vermem gerekir mi? Vermemiz gerekir. Vermemiz gerekir efendim. Ne evet kadarsa, yani nisap doğru miktarının üzerindeyse evet 1/40 %2,5 zekat olarak verilecek doğru diyor hocamız. Doğru efendim. Peki bir video sorumuz daha var, görelim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar hocam. Benim eşim sürekli benden habersiz ailesine para gönderiyor ve onun oruç bedelini ödüyor. Benim hiçbir zaman hiçbir şekilde haberim olmuyor ve ben başkalarından duyuyorum. Ben bunu helal etmiyorum. Sizce doğru mu yapıyorum? Yani hanımefendi, gel bu konuda böyle bir hassasiyet göstermesek daha iyi olur. Şimdi kendi evine bakması, evinin nafakasını temin etmesi, eşine ne aittir? Eşinin sorumluluğunda, onun mükellefiyetinde. Ama onun dışında anasıdır, ailesidir, onlara da gönderiyor olabilir. Oruç fidyesini ödüyor dedi örneğin. Evet. Ailesinin. Bir oğlu olarak böyle yapıyor olabilir. Bundan dolayı hanımefendi fazla hassasiyet göstermemeli. Hocam şurada sıkıntı çıkar mı peki? Diyelim işte annesi babasıyla ilgili bu tür ödemeleri yapıyor ama ailesini ihmal ediyor. İşte o doğru değil. O zaman sıkıntı yani olur. Yani haddi aşmamak lazım değil mi? Evet. Yani sen burayı ihmal et, hep öbür tarafa aktar. Bu doğru değil elbette. Evet, dengeyi bu doğru tutturmak değil lazım. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bir soru daha aktaracağım Instagram'dan sonra sevgili izleyenler. Üç şehri haritada göreceğiz. Kur'an-ı Kerim hediyemiz için. Bakalım bugün haritada hangi şehirler kırmızı olacak? Az sonra göreceğiz. Ama öncesinde sorumuz şöyle. Selçuk Bey soruyor. İyi akşamlar. Öğrencilere verdiğim bursu zekatımdan düşebilir miyim? Afrika'da su kuyusu açtırdım. Bunu da zekattan düşebilir miyim? Benzer bir soru cevaplandı ama ilki cevaplanmadı. O Afrika'daki açtırdığı kuyu inşallah hayrındandır. Zekattan düşemez. Onun zekat olmaz. Niyetlense de olmaz. Ama o öğrencilere de verirken kalben illa öğrenciye burs veriyorum der, tamam. Ya tutup da oğlum kızım zekatımdandır demenin yeri yok. Hmm. Ama kalbi bilmeli. Burs veriyor, başladı. Zekatımdan diye düşünmeli, niyetlenmeli. Evet, öğrencilere evet burs verdiğinde zekattan düşebilir. Öyle. Teşekkür ediyoruz hocam. Ve haritamızı görelim. Yönetmemizden rica edelim sevgili izleyenler. Ramazan ayı boyunca her gün 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bugün de bakalım hangi şehirler ekranda yer alacak. İlk şehri anons ediyoruz. Birinci şehrimiz, selamlar, hayırlı Ramazanlar, Balıkesir diyelim. Balıkesir, hayırlı iftarlar, birinci şehrimiz. İkinci şehrimiz, Karaman, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar Karaman. Ve bugün için üçüncü ve son şehrimizde Hakkari olacak. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Evet, bu illere hatlarımız açık. Bu illerden hatlarımızı ilk düşüren seyircilerimize inşallah Kur'an-ı Kerim hediyelerini yollayacağız. Evet muhterem hocam, dün başlamıştınız. Yine Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen, hayatı anlatılan peygamberlerden birisi Hazreti İbrahim. Bugün inşallah sohbetinize kaldığınız yerden devam edersiniz. Biz de dinleriz. Tabii efendim, İbrahim aleyhisselam, ya Rabbi beni benden sonrakilerin dillerinde hayırla andır demiş. O yüzden namazda kaç defa İbrahim aleyhisselamı anarız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.
Kema salleyt ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Ya Rab, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun yolundan gidenlere salat eyle, selam eyle. İbrahim Aleyhisselam ve onun yolundan gidenlere salat ve selam eylediğin gibi deriz. Efendim, İbrahim Aleyhisselam malum tevhid inancını, putperest bir toplumu, yani yıldızlara tapıyor, aya tapıyor, güneşe tapıyorlar. Bunları bu putlara tapmaktan kurtarmak, tevhid inancını yerleştirmek için mesela yıldızı görünce benim Rabbim buymuş ha. Yani açıkça da çok sert bir şekilde de tenkit etmiyor. Goya onlardanmış gibi. Demek benim Rabbim bu yıldızmış ha. Yıldız batıyor, ay doğuyor. Ha, bu daha parlak ya. Demek ki benim Rabbim buymuş. Ay da batıp güneş doğunca benim Rabbim buymuş ya. O da batınca la uhibbul afilin. Ben batan, sönen şeyleri sevmem. Benim Rabbim yerleri, gökleri, ayları, güneşleri, yıldızları yaratandır. Bu sefer tabii onlar rahatsız oluyorlar. Nemrut'la tartışması. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim yaşatır, öldürür. Nemrut diyor ki, ben de yaşatır, ben de öldürürüm. Ne var diyor ki. O da tanrılık iddiası diyor Nemrut. Mesela idama mahkum olmuş iki kişiyi getirtiyor. Birini idam ettiriyor, diğerini de hadi affettim diyor. İşte bak, birini yaşattım, birini öldürdüm diyor. Demagoji yapıyor. Bunun üzerine İbrahim peygamber de diyor ki fe innallaha eti bişşemsi minel meşrik fe eti biha minel mağrib. Allah güneşi doğudan doğduruyor, batıya batırıyor. Hadi sen de batıdan doğdur da doğuya batır. Allah Allah. Fe bühitellezi kefer. Kafir apışıp kaldı. Allah Allah. Böyle tablo böyle anlatılıyor. Bu sefer ne yapmalı ya? Bu adamı yakalım ya, ortalıktan kaldıralım bunu. Yok edelim. İbrahim Aleyhisselam'ı ve aylarca ateş yığınları meydana getiriyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak istiyorlar ama ateş yakmıyor. Ne oldu ya, ateş niye yakmaz? Ateşin tabiatında yakma yok mu? Ama bütün bunların tabiatını koyan Allah ateşe emir veriyor. Ya nâri kûni. Berden ve selama, ateş, sakin ol, serin ol ve İbrahim Aleyhisselam için bir gül bahçesi oluyor. Evet efendim, İbrahim Aleyhisselam'a misafirler geliyor. İbrahim Aleyhisselam, Ebul Ezyaf, misafirler babası diye bilinen bir zat. Yol üzerinde gelen geçen herkes yer içer gider. 15 gündür de misafir gelmemiş. Şimdi yeni misafirler gelmiş. Hanımı da kendine yap, şu misafirperverliğe bakın. Halil İbrahim bereketi halkımızın bir şeyi olmuştur bu söz. Efendim, hanımı da kendine yardım ediyor. Bir buzağı kızartıyor. Misafirlerin önüne getiriyor. Fakat misafirler ellerini uzatmıyor. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam paniğe kapılıyor, korkuyor. Niçin? Ben sizden korktum diyor. Yok korkmayın, biz meleğiz. Bizim tabiatımızda yemek, içmek yok. Gelen misafirler melek. Allah Hem Allah. De hangi melekler? Cebrail, Mikail, İsrafil. Üç büyük melek gelmiş İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri. Demek melek oldukları için de yemiyorlar. Acaba niye gelmişler? Diyorlar, seni bilgin bir oğul evladıyla müjdelemeye geldik diyorlar. Yani seni bilgin bir oğul evladıyla. Bu sefer Hazreti Sare de İbrahim Aleyhisselam'a misafirlere hizmet için yardım ediyor, orada bulunuyor ya. Ve emraatuhu qaimetun fedahiket. Hazreti Sahre gülmeye başladı. Yani dedi ki
Ya veylete, elidu ve ene acuz. Aa, demek ben mi doğuracakmışım dedi. Ben bu ihtiyar kadın. He? Kaç yaşında hocam? 90 yaşında. Sare annemiz. Gençliğinde de zaten doğum yapmamış. Evet. İbrahim Aleyhisselam 112 yaşında. Allah Allah. Ve hâdâ ba'li şeyha. Yani şu ihtiyar kocam, ben de bu yaşta kadın. Doğrusu çok, inne hâdâ le şeyün acib, çok tuhaf bir şeydir. Melekler diyorlar ki, kâlû. اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Ey hane halkı, Allah'ın rahmeti, bereketi sizin üzerinizdedir. Evet, senden İshak meydana gelecek. İshak'tan da Yakup aleyhisselam. Allah Allah. Bunları müjdelemeye geldik. Allah Allah. Evet efendim, yani... ve nitekim bunlar hep gerçekleşti tabii. Şimdi İbrahim Peygamber'in hayatındaki ibret levhalarından biri de oğlu İsmail'e bakın neredeyse bir asırda kavuştu. İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmekle emrediliyor. Nasıl? Rüyasında 3 gece arka arkasına Hazreti İsmail'i kurban etmekle emrediliyor. Bu bir vahiydir. Vahiy çeşididir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında da ilk 6 ay rüyayı sadıka şeklindedir. Şimdi oğluna diyor ki oğlum böyle bir Rabbimden emir alıyorum Hazreti İsmail'e. Fensur ma zatera. Ne dersin oğulcuğum, yavrucuğum? Ya ebetif alma tümer seteciduni inşallahü mines sabirin. Babacığım, neyle emrolunuyorsan onu yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Mina'ya gidiyorlar. Mina'ya gidiyor. Hain şeytan Hazreti İbrahim'e geliyor. Ya sen nasıl babasın ya? Bir asırda kavuştuğun nur yumağı İsmail'i demek kurban edeceksin. Bir rüya gördüm. Rüyayı da Allah emri sanıyorsun. Vazgeç bu işten ya. Şeytan diyor. Şeytan böyle diyor. İbrahim Aleyhisselam, hain şeytan, eslemtü li rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Onun emri başım üzerine. İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Malım, canım, yaşamam, ölümüm alemlerin Rabbi Mevlam içindir. Hain, defol oradan. Yerden bir avuç taş alıp atıyor. Ha eyvah. Ona güç yetmedi. Ona güç yetmedi. Ama bizim de bu kısmı bitirelim. Öyle mi? Var. Peki hocam, o zaman kaldığımız yerden devam ederiz. Peki. Tabii iftar dakikaları yaklaşıyor. Peki. Ama devam edelim hocam. Peki. Hazreti İsmail'in kurban oluşuyla ilgili kısmı devam edeceğiz. Evet, efendim. Efendim şimdi müsaadenizle menkıbemiz var. Menkıbeden hemen sonra inşallah iftar duasında yeniden sizlerle birlikteyiz ama önce menkıbeyi izleyelim. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت يا رب senin rızan için oruç tuttuk sana inandık sana güvendik Senin verdiğin rızıkla iftar açmaya hazırlanıyoruz. Ya Rab, iş bu güzel nimetleri yiyecek olanlara, hazırlayanlara, sıhhat ve afiyet kazananlara bereket, ölmüşlerimize rahmet, Amin. Yuvalarımıza, yurdumuza, iş yerlerimize huzur, saadet ve başarılar ihsan eyle. Amin. Ya vasi'al mağfire, gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Rahmeti bol Mevlam, hesap gününde beni, ana babamı, bütün müminleri bağışla ya Rab. Amin. Daha önceki Ramazanlarda hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayıp huzuruna varmış cümle geçmişlerimizi, ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. Sofraları başında el açıp dua eden,
şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Ya Rab, şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Amin. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Amin. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Amin. Ya Rab, oruçta iftar açarken senin emrine gösterdiğimiz hassasiyeti bütün emirlerine de göstermeyi bizlere lütfeyle. Amin. Orucu tutan, teravihi kılan kişi Ramazan'dan çıkarken anasından doğduğu gibi ak olur, pak olur buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Bizi o bahtiyarlardan eyle. Amin. Sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle bayrağımızın gölgesinde birlik ve dirlik içinde nice Ramazanlara, nice bayramlara, eninde sonunda da cennet ve Cemalullah bayramına yetişebilmeyi lütfeyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, mağdurların, mazlumların sığınağı olan bu ülkeyi kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerle karşılaştırma ya Rab. Amin. Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin. İnayetini, rahmetini üzerimizde daim eyle ya Rab. Vehhabsın, Tevvapsın. Kusur ve günahlarımızı bağışla. Amin. Fettahsın, huzurun, bereketin, afiyetin, birliğin, dirliğin kapılarını aç ya Rab. Amin. Ya müfettih alevbab, iftah lena hayralbab. Ya Rab, bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Amin. Müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma. Amin. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Ya Erhamer Rahimin, kazandıktan sonra kaybettirme. Mümin doğduk, mümin yaşayıp iman-ı kamille hüsnü hatime ile sana dönebilmeyi nasip Amin. Eyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.